Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. İyi bir hafta sonu diliyorum. İnşallah keyifli, huzurlu, mutlu bir şekilde geçirirsiniz. Ancak ekonomi dünyası hafta sonuna pek de iyi giremedi. Neden? Bugün sabaha karşı Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Yerine Uysal bir genç adam atandı. Vallahi bilmiyorum, soy ismi Uysal. Belki çok uysal da olmayabilir. Ama onun da adı Murat. Yani devleti yönetenler Muratlarını arıyor da Muratlarına uygun birisini bulup bulamadıkları konusunda çok şüpheliyiz. Biliyor musunuz? Padişahın biri saraya getirilen 12-13 yaşlarında bir genç kıza, çocuğa tav olmuş. İlle onunla beraber olmak istiyormuş. Ama çevresinden yine de korkmadan birkaç kişi birkaç laf edebilmiş. Demişler ki efendim, yine de saray imamlarından bir izin alsak, bir görüş sorsak. Peki sorun bakalım demiş. Sarayın en tecrübeli, en bilge imamı çağrılmış. İmamın görüşü sorulmuş. Kızın yaşının 12 falan olduğu, dini açıdan bir sakınca olup olmayacağı ve bu konuda görüşlerin neler olduğunu padişahın öğrenmek istediği bildirilmiş kendisine. İmam demiş ki her ne kadar tarihimizde bazı benzer olaylar olduğu iddia edilse de ispat edilmiş değildir. Çok sabi sübyan. Uygun düşmez padişahımız efendimize. Yakışır ama uygun düşmez. Demiş. İcazet vermemiş. Padişah demiş ki vurun mendeburun kellesini. Abi vurmuşlar adamın kellesini. Bir başka imam getirmişler. Aynı soruları ona da sormuşlar. O imam da bir önceki imamın verdiği cevabı bilmediği halde onun söylediklerini söylemiş. Çok öfkelenmiş padişah. Bütün gözü, aklı, fikri, her tarafı o sabi sübyanda. Vurun kellesini demiş. Onun da kelleyi vurmuşlar. İki imamın gidip gelmemesinden dolayı üçüncü ve en genç, en tecrübesiz imam işkillenmiş. Bu işte bir iş var diye. Onu çağırtmış padişah. Ona sordurmuş aynı soruyu. Ona sormuşlar aynı soruyu. O da demiş ki, aman demiş, tam da padişahımızın şeyine layık, zevkine layık, hevasına layıktır. Sevabı bile vardır demiş. Padişah çağırtmış imamı, elinde bir kese altın atmış, bir de gel demiş buraya. İmam altını havada kapmış, padişahın yanına gelmiş, yanağını okşamış. Ekrem İmamoğlu okşamış diye bir sizin yanağını. Yanağını okşamış. Aferin imam efendi demiş. Sen tam da benim şeyime göre, yani hevama göre imamsın demiş. Abi devleti yönetenler hevalarına göre Merkez Bankası başkanı arıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz. Trump FED başkanı görevden almak için bir yerlerini yırtıyor. Sürekli hukuk danışmanları acaba FED başkanını Amerika Birleşik Devletleri başkanı görevden alabilir mi diye kanunlarda boşluk aranıyor, anayasada falan. Şimdilik bulamadılar. Abi bu nasıl bir ülke ya? Ya bu nasıl bir ülke ya? Canlarım benim be, güzellerim. Bir Merkez Bankası'nın başkanının görevden alınması çok mu önemli? Ya çok önemli. Hatırlıyor musunuz? Bir sene kadar önce dönemin Cumhurbaşkanı İngiltere'de bir açıklama yapmıştı. Hatırladınız mı? Ben seçilmiş bir başkan olarak Merkez Bankası başkanını görevden alamayacaksam ne bu ya falan gibi laflar etmişti de dolar birden tavan yapmıştı. Her zaman söylüyorum. Türkiye'deki döviz kurlarını iktisadi gerçeklikler değil, Cumhurbaşkanımızın konuşmaları belirliyor. Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlar ve yaptığı uygulamalar belirliyor. O da pek iktisadi akla uygun kararlar almıyor tabii, canlarım benim. Çünkü bir ülkenin mali politikalarının ve para politikalarının nasıl uygulanması gerektiği konusunda kendine has düşünceleri yok. Sağdan soldan çevresinden ekonomiyle ilgileri sadece ben ekonomistim demekten ibaret olan kişiler yer alıyor. O da onlara soruyor. Güzellerim benim, benim canım çocuklarım, canım arkadaşlarım, canım dostlarım benim.
Bir ülkede ekonomiyle ilgili istikrarı sağlamak, işte büyümeyi sağlamak gibi konularda hem mali politikalar hem para politikaları uygulanır. Bunlar elbette her ülkede vardır. Mali politikalar başka anlamda uygulanır. Para politikaları başka anlamda uygulanır. Mali politikalar biliyorsunuz vergi, devletin geliri nereden gelir? Nereden para toplar devlet? Vergileri toplar. Vergilerde en önemli şey nedir? Harcama. Değil mi? Harcama. Yani vergiyi nasıl toplayacaksınız, ne kadar toplayacaksınız ve nasıl harcayacaksınız? Bütün bunlar maliye politikalarının en önemli özellikleridir. Temel taşları. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maliyesini yöneten kardeşimiz Berat Albayrak bu konulardan bir haber. Mali politikaların nasıl uygulanması gerektiğini bilmiyor. Çevresinde de bunları bilenler yok. Normal şartlarda mali politikalarla bir ülkenin iktisadi istikrarını bile sağlayabilirsiniz. Yeter ki vergiyi nasıl, ne kadar toplayacağınızı, topladığınız vergiyi nasıl harcayacağınızı bilin. Doğru tespit edin. Öyledir ki vergileri toplarsınız, devletin gelirleri artar. Vergi oranlarını artırırsınız, devletin gelirleri artar. Güzel bir şey, devletin gelirleri artıyor. Bunu nasıl harcayacaksınız? Önemli olan bu vergi gelirlerinin nasıl artırılacağıdır. Ve vergileri nasıl toplayacaksınız? Tüketiciden mi alacaksınız vergileri? Hadi maaş ve ücretlerden alıyorsunuz değil mi? Peki. İşte onu bile ayarlarken doğru ayarlayacaksınız. Oranlarını doğru kuracaksınız. Neden? Çünkü maaş ve ücretler tüketici vergilerini ilgilendirir. Tüketici vergilerini yükseltirseniz maaş ve ücretlerin harcanma oranını düşürürsünüz. Yani ne kadar çok vergi o kadar az tüketim demektir. Peki vergileri düşürelim, tüketimi artıralım. Yetmez. Vergileri düşürürsen ve fakat buna karşılık tüketicinin piyasaya sunacağı gelir arzı, yani maaşları, ücretleri genel fiyat endeksinin çok altındaysa nasıl tüketecekler? Borçlandırırız. Borçlandırdığın zaman da tüketicinin gelecek dönemdeki gelirlerini satmış oluyorsun. Satın almış oluyorsun. Gasp etmiş oluyorsun. O da olmuyor. Canlarım benim. Biz liberal düşünce sahipleri, mesela ben kendi adıma konuşayım, hadi diğer liberal arkadaşlarımı bir kenara koyalım. Ben liberal sosyalist demokrat olarak ya da liberal demokrat sosyalist düşünce sahibi olarak üreticinin vergilerinin düşürülmesinden yanayım. Yani piyasada sadece tüketimi tahrik etmek hiçbir şeyin çözümü değildir. Üretemedikten sonra tüketimi tahrik etseniz ne olur yani? Esas olan tüketebilmekten de önce üretebilmektir. Üretebilmeniz için üreticilerin üretim imkanlarını arttırmanız gereklidir. Üreticilerin üretim imkanlarını arttırabilmeniz için ise onların parasal güçlerini, yani kazançlarından kendilerine kalacak olan kısmın daha çok olmasını sağlamalısınız. Bir üretici yılda kazandığı 100 liranın 50 lirasını devlete veriyorsa, devletle paylaşıyorsa kendine kalan 50 lirasıyla nasıl yatırım yapabilir, nasıl istihdam sağlayabilir, nasıl araştırma ve geliştirmeye kaynak ayırabilir bilmiyorum. Doğru olan üreticinin vergilerini en alt noktalara çekebilmektir. Ve aynı zamanda da devletin vergi ihtiyacını düşürmek. Devlet vergi ihtiyacını nasıl düşürür? Devlet vergi ihtiyacını düşürebilmesi için devletin kendine ait harcamalardan kısması gerekmektedir. Harcamalardan dikkat edin. Harcamalar nelerdir? Tabii ki devletin sağa sola verdiği, çalışanlarına verdiği maaşlardır, ücretlerdir. Yatırım harcamaları nedir? Yatırım devlet yapmak zorunda mıdır? Bakınız, her zaman konuşuyoruz. Devletin
köprüleri, yolları, otobanları özel sektöre yaptırması yanlış değildir. Yanlış olan devletin bunları yaparken, yaptırırken garanti vermesidir. Oysa liberal ekonomilerin risk ekonomileri olduğunu defalarca söyledim, değil mi? Oysa Türkiye'deki özel sektör müteahhitleri hiç riske girmiyorlar. Bankalardan, dış bankalardan, iç bankalardan borç alıyorlar. Köprüleri, yolları, alt geçitleri, üst geçitleri, metroları yapıyorlar. Havaalanlarını yapıyorlar. Hastaneleri yapıyorlar. Müşteri varsa hesap ettikleri kadar problem yok. Yoksa devletten, yani halktan, yani o hizmetten yararlanmayandan da vergi adı altında para alıyorlar. Yanlış olan bunlar, bakınız. Yanlış olan yöntem değildir. Daima yanlış olan yöntemin uygulanma biçimidir. Öyle zamanlar gelir ki en kötü yöntemi bile uygularsanız, doğru uygularsanız, sağlıklı uygularsanız size yarar sağlar. Lafer eğrisi diye bir eğri vardır iktisatta, maliye politikalarını daha doğrusu. Biliyorsunuzdur, en azından Google'a, arama motorlarından birine girin, yazın, göreceksiniz. Vergiler öyle bir noktaya gelir ki oranları, o noktadan sonra o yüksek vergi topluyorum diye sevinen devlet bir süre sonra bakar ki vergi gelirleri düşüyor. Canlarım benim. Şimdi devlet bundan sonra mali politikalarla ekonominin büyüyemeyeceğini, gelir dağılımında adaletin sağlanamayacağını, iktisadi gelişmeye ulaşılamayacağını görmüş olmalı ki, ya da Berat Albayrak öyle bir yakmış ki yürekleri, çünkü Maliye ve Hazine Bakanı demek aslında bir ülkenin mali politikalarını düzenleyen kişi demektir. Yani para toplamak ve o topladığı paraları doğru harcamak zorunda, sorumluluğunda olan bir kişi demek. Beceremedi. Merkez Bankası para politikalarını tayin eder. Nasıl? Piyasadaki para arzını dengeleyerek. Ben, affedersiniz, yırtınıp duruyorum. Bu para politikalarını övünmek gibi olmasın. Güneş Taner hala hayatta. Allah uzun ömürler versin, bir rahatsızlık geçirmişti. Sevenleri var, sevmeyenleri var. Ama bugünkü para politikaları konusunda getirin Güneş Taner'i, koyun, inanın mevcutlardan çok daha iyi iş yapar. Buna lütfen inanın. Biz para politikasını Londra'ya giderken 1997 senesinde, ben daha henüz işten kovulmamıştım, Güneş Taner'le uzun uzun konuştuk uçakta. Ve ben sonra geldim, gazetemde yazdım. Beni tanıyanlar bilirler. Ben Günaydın gazetesinde yazmaya başladım. 1994'ten itibaren para politikalarının ne kadar önemli olduğunu anlattım okurlarıma, iktisat çevrelerine. Güzellerim benim. Bakınız. Para politikalarını doğru uygulayamayan bir merkez bankası ya da para politikaları mali politikalarla uyum sağlayamıyorsa başarılı olamıyor. Nitekim dediler ki şimdi Merkez Bankası başkanını görevden alırken, hedefleri ve kaynakları tam olarak tutturamadı dediler. Ben Merkez Bankası başkanının yanlış para politikaları uyguladığını en başından beri söylüyorum. Normal şartında para kurulu toplanır. Para kurulu neden toplanır? Para kurulunun esas amacı faizleri belirlemek değildir ki, faiz yukarı faiz aşağı değildir ki. Bizim Merkez Bankası başkanlığımız, Merkez Bankamız para politikalarını bugüne kadar yanlış uyguladı. Ama korkum ne? Korkum ve kuşkum ve endişem ne söyleyeyim? Yeni gelen Murat Uysal, soy ismi gibi Uysal olursa daha da berbat edecek. Bakın, bu kadar net konuşuyorum. Daha da berbat edecek. Çünkü o da belli ki sırf faizleri düşürsün diye gelmiş oraya. Canlarım, para kurulunun görevi, demin de dediğim, daha önce de defalarca söylediğim gibi, para arzını kontroldür. Piyasalardan döviz alır, döviz satın alır, piyasalara TL verir. Öyle zaman gelir ki piyasalara döviz satar, piyasalardaki TL miktarını azaltır. Yani dolaşımdaki parayı kendisine çeker. Bunlar para kurulunun en önemli görevleridir ve çok sağlıklı görevlerdir. Ama bizde bunu yapan Merkez Bankası Başkanı var mıydı?
Durmuş Yılmaz yapıyordu. İyi bir Merkez Bankası Başkanı'ydı Durmuş Yılmaz. Ama şimdi nerede? O da muhalefette. Bakın canlarım benim. Çok güzel bir laf vardır. Halk arasında da kullanılır. Ama daha ziyade pragmatist insanların kullandığı bir özlü söz diyelim. Atasözü de diyebilirsiniz belki, bilmiyorum. Kedinin rengi hiç önemli değildir. Kedinin önemli olan hasleti fare tutmaktaki becerisidir. Ya bunlar bizden olsun, dinci olsun, muhafazakar olsun. Muhafazakar. Hepimiz aslında bakarsanız muhafazakarız ama bunlarınkisi başka anlamda olsun. Ama kedi fare tutmuş tutmamış önemli değil. Bizden olsun aga, aga ne, bizden olsun. Ya böyle devlet yönetilemez. Liyakatsizlerle devlet yönetilemez. Murat Çetinkaya liyakatsiz bir genç adamdı. Ama sırf kendilerinden diye allemetler, kallemetler, sınıf atlattılar. Merkez Bankası Başkanı yaptılar. Şimdi de yardımcısını Merkez Bankası Başkanı yaptılar. Bakın bu işler tehlikeli işler, yanlış işler. Belki iyi niyetli de olabilirsiniz ama iyi niyet hiçbir zaman yetmez. Siz yine kedinin rengine bakarak bir Merkez Bankası Başkanı atadınız. Benim girişte anlattığım padişah fıkrası gibi. Tam da şeyinize göre bir Merkez Bankası Başkanı'dır. Mutlaka tam da şeyinize göre bir Merkez Bankası Başkanı'dır. Eminim ondan. Ama iktisadi kurallara göre bir Merkez Bankası Başkanlığı ataması yapılmadı canlarım. Benim güzel torunlarım, güzel çocuklarım, güzel arkadaşlarım benim. Ve tehlikeli bir yola girildi. Çok büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte enflasyondaki yazlık düşüşe de bakarak faizlerle oynanacak, faizler aşağı çekilecek. Doların üzerine gidilecek. Bence doğru olan, ben çok uzun zamandır söylüyorum, doğru olan Merkez Bankası kaynaklarını daha da sağlamlaştırmak için ufaktan ufaktan piyasalardan dolar toplamaktır. Benim görüşüm, yanılabilirsiniz. Bu kadarcık bir zamanda 14-15 dakika içinde bunu detaylı anlatamam ama tartışmak isterim bunu. Üreticilerin kazandığı gelirlerdeki vergileri mutlaka düşüreceksiniz. Memurlar, çalışanlar yani işçi ve emekçiler brüt maaşlarını net olarak almalılar. Net, net. Kaç para benim maaşım? 5.000 lira. Ben 5.000 lira maaşımı ay sonunda elime, bankama neyse almalıyım. Sonra topladığım evrakları sene sonunda devletime teslim edip aha bu kadar harcadım, aha bu kadar kaldı, al benden %50 vergi demeliyim. Böyle olmaz. Devlet şahin gibi. Avucumuzda bir şeyler var. Karnımızı doyurmak için tam ağzımıza atacağız. Şap diye devlet geliyor. Yarısını kapıp gidiyor. Böyle devlet olmaz. Devlet neyle ölecek? Devlet küçülecek arkadaş. Devlet küçülecek. Bu kadar büyük, devasa, toprak ağası bir devlet dünyanın neresinde var? Öyle bir devlet düşünün ki çalışanların istihdam ettiklerinin sayısı özel sektördekiler istihdamın çok daha üzerinde. Böyle devlet olmaz. Böyle devlet yönetilemez. Böyle bir devlette doğru mali politikalar uygulanmaz. Bir de liyakatsiz insanları sırf damat diye getirip işin başına koyarsanız aha işte buyurun. Devlet, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı açıkça dedi ki bu devlet mali politikalarla yönetilemedi. Kötü mali politikalar uygulandı, berbat edildi. Biz Merkez Bankası'nın başına bizim emirlerimize uyan uysal birisini getireceğiz. Merkez Bankası'nı tepeden biz yöneteceğiz ve bunu para politikaları ile yapacağız dedi. Göreceğiz bakalım. Doğru para politikaları uygulanabilecek mi? Doğru para politikaları uygulanabilse bile bu mali politikalarla Türkiye gelişemez. Türkiye ilerleyemez. Türkiye üretimini arttıramaz. Devletin harcama politikaları %1000 yanlış. %100 demiyorum. %1000 yanlış. Uygulamadıkları bile yanlış yani. Böyle nereye gidilir? Canlarım benim, sevgili kardeşlerim, çocuklarım, dostlarım, arkadaşlarım. Bugünlük bu kadar. Size de tatil yaptıralım bugün. Ben kendim de
tatil yapayım. Yarın sabah saat 10'da şarkılarla, türkülerle buluşmak üzere. Hepinizi gözlerinizden öperim güzellerim. Hoşça kalın.